Merhaba arkadaşlar. Tarih dersi anlatım föylerinin 13.sündeyiz. Konu başlığımız Klasik Çağ'da Merkez Yönetim ve Toplumsal Düzen. Hemen hemen her yıl sorusu gelen bir konu değil arkadaşlar. Son 10 yılda 6 tane soru çıkmış TYT bazında söylüyoruz. Eşit ağırlık ve sözel öğrencilerimizi ilgilendiren konulardan bir tanesi. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu dönemdeki merkez yönetimi ile başlayalım. Merkez teşkilatı dediğimiz teşkilat merkezdeki teşkilattır. Yani başkentteki teşkilattır. Bu teşkilatı biz saray, İstanbul Divan-ı Hümayun olmak üzere 3 bölüme ayırıyoruz arkadaşlar. Yani Osmanlı merkez teşkilatı 3 kısımda incelenir. Osmanlı devletinde saray Paşa valisinin yaşadığı yer olduğu kadar deli dişlerin takip edildiği bir yönetim merkeziydi aynı zamanda. Kuruluş döneminde biz bunu Edirne sarayı olarak görürken yükselme döneminde ise Topkapı sarayı, 19. yüzyılda Dolmabahçe ve Yıldız saraylarını Osmanlı t. Merkez Yönetim sarayı olarak ne yapmıştır? Kullanmıştır. Topkapı Sarayı ile başlayalım arkadaşlar. Padişahın ismetkarlarının bulunduğu Enderun ki biz buna iç saray diyoruz. Devlet adamları, kapıkulu askerleri ve bazı görevlerin bulunduğu Birun ki buna dış saray diyoruz. Bir de Padişahın özel hayatını geçirdiği harem olmak üzere 3 bölümden oluşurdu. Enderun nedir? Ne işlevi var? Biraz onun üzerinde uygulayalım arkadaşlar. Topkapı Sarayı, Padişahın ikametgahı yanında aynı zamanda devlet idaresinin ve devlet adamının yetiştirmesinin de merkezi konumdaydı ki bu amaçla Enderun denilen yaygınlık göstermeyen bir örgün eğitim kurumu bulunmaktaydı ki sadece ve sadece amacı yüksek nitelikte devlet adamı yetiştirmekti. Arkadaşlar buraya çocuklar değiştirme sistemiyle alınırdı. Yani köken olarak Türk olmayan çocuklar alınır. Müslümanlaştırılır ve daha sonra eğer kafası çalışıp devlet adamına yatkınsa en alınır ve burada ne olurdu? Yetiştirilirlerdi. Biron ise dış saraydı. Topkapı Sarayı'nın Babu Hümayun ile Babu Saadet arasında kalan bölümüdür. Devlet işlerinin yürüttüğü kısım işte burasıdır. Ve burada arkadaşlar padişahın resmi hayatı geçer. Yani padişahın gündelik hayatı dışında resmi hayatını geçtiği yer sarayın arkadaşlar birun kısmıdır. Burada aynı zamanda devletin idari bölümleri yer alır. Bir de halkın giriş çıkıp yapabildiği saray kısmı bulunmaktadır. Harem padişahın özel hayatının bulunduğu yerdir. Burada arkadaşlar palşan ailesi ve saray hizmetlerini gören cariyeler bulunurdu. Burada antiparantez şunu söylemek lazım. Haremde herkes palşan cariyesi falan değildi arkadaşlar. Harem aynı zamanda saray kadın okuludur. Bir kadının o zamanki ihtiyaçları neyse ona yönelik bir eğitim verilirdi. Daha sonra da arkadaşlar yüksek derecedeki devlet görevlileriyle buradaki insanlar ne olurlardı evlendirilirlerdi. Sarayı anlattıktan sonra merkez seçkilerden ikinci kısmı olan İstanbul'u anlatmakta fayda var. İstanbul'un fethinden önce de Osmanlı başkentleri vardı arkadaşlar. Mesela Bursa, Edirne. Daha sonra da İstanbul ne olacak? Yıkılınca kadar Osmanlı'nın başkenti olacak. İstanbul Osmanlı toprakları içerisinde ayrıcalıklı görülen bir yer olmuş. Yani İstanbul bir yana Osmanlı'nın diğer topraklarının yönetim bir yana olmuş. Ve İstanbul'un yönetimine çok önem verilmiştir. Bizzat yönetiminden sadrazam sorumlu olmuş. Ama sadrazam seferde olduğu zaman onun yönetimi sadaret kaymakamı diye birisi tarafından üstlenilmiştir. Yeniçeri Ağası, Subaşı ve Asesbaşı güvenlikten sorumlu. Esas güvenlikten Yeniçeri Ağası sorumluydu. Şehremini dediğimiz kişiler belediye hizmetlerinden sorumluydu. Taht katısı ya da İstanbul katısı dediğimiz kişiler de adalet işlerine ne yaparlardı? Bakarlardı. Üçüncü merkez teşkilatı kısmı Divan-ı Hümayun'dur. Divan-ı Hümayun devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir ve Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Her türlü arkadaşlar mali, askeri, hukuki konular burada görüşülürdü. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin hükümeti konumundaydı arkadaşlar. Alınan kararlar padişah tarafından onaylanırsa yürürlüğe girer. Yürüle, onaylanmazsa yürürlüğe girmezdi ve kanun haline gelirdi ki biz buna ferman derdik arkadaşlar. Aynı zamanda divan günümüzdeki arkadaşlar hükümetten farklı olarak aynı zamanda bir mahkeme özelliği taşırdı. Mesela yerel mahkemelerin ya da yerel kadıların verdiği hükmü beğenmeyen kişiler ya da büyük davaların görüşüldüğü yer divandı. Ama buradan alınan karar arkadaşlar sondu yani kesin olarak bakılırdı. Son söz padişah ait olduğu için divan Hümayun'un bir danışma organı olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Günümüzde Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Bakanlar Kurulu gibi kurumların görevini divan ne yapmıştır? O dönemde yerine getirmiştir. İkinci Mahmut kaldırmış yerine nazırlıkları kurmuştur. Divan Topkapı Sarayı'nda kubbe altı denilen yerde adalet kasrının altındaki binada ne olurdu? Toplanırdı. Arkadaşlar divandaki oturma düzeni de şu şekildeydi. Padişah işte ortada yer alırdı. Sadrazam onun önünde yer alırdı. Sağında işte seyfiye kısmında bulunanlar. Solunda ise ilmiye kısmında. Karşısında ise kalemiye kısmından insanlar bulunurdu. Divan üyelerini şimdi teker teker inceleyelim. Padişah arkadaşlar divanın kurucusu ve yöneticisidir. Ama yükselmeden itibaren divanın yönetimi sadrazamlara bırakılmıştır. Yine de arkadaşlar zaman zaman padişah Divana bakan bir pencere olan Kasr-ı Art denilen yerden divan toplantısını ne yapmıştır? İzlemiştir. Sadrazam ya da Vezir-i Azam 1. Murat zamanında oluşturulmuş olan bir makamdır. Zamanla vezirlerin sayısı işler yoğulup, yoğunlaşıp da fetihler hızlandığından dolayı artınca bir tane veziri baş vezir ya da vezir azam ya da sadrazam konumuna getirilmiştir. Padişahdan sonra en yetkili kişidir arkadaşlar. Paşam mührünü taşır ve arkadaşlar bu yetkiyle ülkeyi yönetir ve icraatlarında da paşaa karşı sorumludur. Ne yapar peki sadrazam? Üst düzey yöneticileri atar, terfi ettirir, görevden azleder, denetleme yetkileri vardır. Paşa seferi çıkmadığı zaman da serdar ekrem ünvanıyla orduya komuta ederdi ki, özellikle yükselmeyi sonlarına itibaren paşalar çok da sık seferi yapmamışlardır, çıkmamışlardır. Rezilleri günümüzdeki bakanlar olarak düşünün arkadaşlar. Sınırların genişlemesiyle sayıları yükselme döneminde 7'ye kadar çıkmıştır. Kazasker Osmanlı Devleti'nde adalet eğitim ve vakıf işlerinden sorumlu en büyük hakim konumundaydı. Defterden Osmanlı maliyesinden sorumluydu. Devletin gelir ve giderleri tutmak bir görevliydi. Birinci Murat döneminde oluşturulmuştur. Nişancı Palçan Turası'nı çekerdi. Tımar ve Zahmet kayıtlarını tutardı. Devletin iç ve dış yazışmalarını yerine getirirdi. Divandaki yazıları kaleme alırdı. Aynı zamanda kanunları en iyi bilen kişiydi arkadaşlar divandaki. Kafaları ne zaman sıkışsa divan üyelerinin kanun konusunda danıştığı kişi nişancı olurdu. Resul Kütlem önceden nişancının yardımcısıydı ama daha sonra dış işlerin önemi artınca dış işlerinden sorumlu devlet bakanı olmuştur arkadaşlar. Kaptanı Derya 16. yüzyılda itibaren donanma komutanlığı sıfatıyla divana ne yapmıştır? Katılmıştır. Şevistan alınan bir kararın dine uygun olup olmadığını denetleyen bakandır. Buna karşılık arkadaşlar e, her ne kadar sadrazamla rütbece denk sayısa bile oy hakkı verilmemiştir. Şimdi divan üyeleri arasındaki görev dağılımını şöyle tekrardan yönetenler yönetilenlerde anlattığımız gibi gözden geçirirsek. Seyfiye askeri bürokrasi de arkadaşlar e, bu üyelerin yönetim ve askerlikle ilgili yetki ve sorumlulukları bulunurdu. Vezir azam, vezirler, kaptan derve, nitçe razı divandaki bu konudan sorumluydular. Kalemiyedeki insanlar ise bürokrasi sınıfını oluştururdu. Genelde idari ve mali işlere bakarlardı. Anadolu Rumeli de defterdarlıkları ve nişancı divandaki bu makamın temsilcisiydi. İlmiye sınıfı ise devlet idaresi, adalet, ilim ve tedris işleriyle yani öğrenim işleriyle ilgilenir. Aynı zamanda divana gelen davaları dinler ve karara bağlarlardı. Peki divanda bunları kim temsil ederdi? Şevlistan ve kazaskerlik makamı arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde Osmanlı yönetenler kısmının divanda en yüksek temsilcileri olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Gelelim bu konuyla çıkmış olan bir soruyla bilgilerimizi pekiştirmeye. 2019 TYT'de çıkmış olan bir sorumuz var arkadaşlar. Tarih öğretmeni Nile ödev olarak divan hümayun konusunu vermiştir. Nil hazırladığı ödevde Divan Hümayun'un görevlerinden beşini yazmış. Ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin Nil'in ödevinden yanlış olduğunu belirttiği görev aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Divan Hümayun konusunda bir ödevi var. Bakalım şikayetleri dinler mi? Divan evet. Savaşa ve barışa karar verir mi? Evet karar organıdır. Önemli davalar burada mı görülür? Evet. Velat belirlenir mi? Hayır arkadaşlar. Velat Direkt olarak burada divanda belirlenmezdi. Ama elçiler kabul edilir miydi? Edilirdi. Öyleyse sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Osmanlı devlet anlayışında da şöyle bir gözden geçirecek olursak. Merkez yapıyı güçlendirmek için Osmanlı neler yaptı? Biraz onun üzerinde duralım. Arkadaşlar Osmanlı Devleti teşkilatlanmada kendinden önceki Türk İslam Devletleri'nin örnek almıştır. Mesela Türk Selçukları'nın örnek almıştır. Tabi bu yönetim sistemin temellerinde sadece bunlar yoktur. Mesela eski Türk gelenekleri vardır, İslam Devleti'nin anlayışı vardır hakim olan topraklardaki devlet anlayışından bile Osmanlı etkilenmiştir. Osmanlı Devleti ilk dönemlerde diğer Türk İslam devletlerinde olduğu gibi devleti neyin ortak malı olarak görmüş? Hanedan üyelerinin. Ve dolayısıyla bu şekilde bir viraj sistemi belirlemişti. Ama burada arkadaşlar hükümdardan sonra kimin başa geçeceği belirsizdi ve çok büyük taht kavgalarına sebep olabiliyordu. Bu yüzden 1. Murat döneminde ülke hükümdar ve oğullarının malıdır anlayışı benimsendi ki böylece merkez otorite biraz daha güçlendi. Fatih karnamisi olarak adlandırılan düzenleme ile de devlet sadece ve sadece padişahındır anlayışı getirildi ve böylece merkez otorite güçlendirildi. Padişah tüm ülkenin sahibi kabul edildi ve kardeş katli böylece yasal hale geldi. Vezir Azam Divan Ümayi'ne başkan yapıldı. Müsaadele sistemi uygulanmaya başlandı. Müsaadele nedir? E, devlet memurlarının ya da işte haksız yere kazanç sağladığına inanılan insanların gerektiği zaman Malına el koyma sistemidir arkadaşlar. Bu dönemde itibaren uygulanmaya başlandı. Yine paşa ve şehzadelerin haram içinde evlenme uygulaması başlatıldı ki böylece hani bazı şeylerin saray içinde kalması daha rahat bir şekilde arkadaşlar e, otoritenin güçlendirilmesi ve artı akrabalık yoluyla başka ailelerin arkadaşlar Osmanlı tahtında hak iddia etmemesini olmuştur, amaçlanmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde halifelik Osmanlı'ya geçti biliyoruz ve böylece Osmanlı paşaları halife ünvanı da kullanmaya başladılar. Böylece Osmanlı resmi olarak aslında başlangıçtan beri vardı. Teokratik bir devlet özelliği ne oldu? Kazandı. Kanuni Sultan Süleyman e, Şehri İslam'a divan daim üyesi yaptı. Bu zamana kadar divan üyesi değildi. Ve böylece arkadaşlar teokratik devlet özelliğini uygulamayla ne yapmıştır? Tam tamamlamıştır. Birinci Ahmet döneminde yalnız bu sistemden yani bu e, kardeş katli sisteminden biraz arkadaşlar ödün verilecek. Deli tekrardan hanedan ortak malı şekline getirilecek. Ama taht kavgaları olmasın diye ekberiyet dediğimiz hanedan en büyük ve en akıllı kişisinin başa geçirme sistemi getirecek. Yine bu durum bütün şehzadenin yaşaması imkan tanıdığı için Hanedan üyesi her erkeğin başa geçme hakkı olduğu için tat kavgaları olmasın diye şehzadeler göz önünde tutulması amacıyla şehzadenin sancağı gönderilme usulüne son verilecek ve bundan sonra şehzadeler kafes denilen bir uygulamayla sadece ve sadece sarayda teorik bir şekilde ne yapmaya başlayacaklar? Eğitim almaya başlayacaklar. Ve böylece arkadaşlar deneyimsiz, tecrübesiz sadece ve sadece kitaplardan öğrendiği bilgilerle tahta çıkan padişahlar ne olacak? Osmanlı tahtına geçecek. 1. Abdülmecit döneminde ilan edilen tazimat fermanıyla ilk defa paşa kendi gücünün üstünde bir kanun kuvvetini kabul edecek. Böylece Osmanlı devletinde anayasal düzenine ilk adım atılacak. 2. Abdülhamit döneminde ise 1876 yılında 1. Meşrutiyet ilan edilecek ve böylece aslında rejim değişikliğine gidilecek. Çünkü artık yönetimde padişah kadar halkın seçtiği kişiler de etkili olacak. Yani parlamenter sisteme geçilecek arkadaşlar. İlk defa halk yönetim ortak olacak. 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle padişah yetkileri iyice kısıtlanacak. Meclisin yetkiliyle beraber halkın iradesi daha etkin hale getirilecek. Şimdi gelelim sancağa çıkmaya. Nedir sancağa çıkma? Hani sancak sancak diyoruz da nedir bu? Bunun üzerinde de biraz duralım arkadaşlar. Sancağa çıkma. Arkadaşlar padişahların ee, erkek çocuklarının devletin başına geçmeden önceki biz bunlara şehzade diyoruz, devlet tecrübesi kazanması için Selçuklularda Atabey dediğimiz ama Osmanlılarda Lala adını verdiğimiz hocaların gözetiminde vali olarak atanmasıdır. Ve arkadaşlar sancaklar özel olarak seçilirdi. Her sancağa her şehzade gönderilmezdi. Mesela sancakların Anadolu olmasına ve tamamen Türk ailelerinden, Türklerden meydana gelmesine dikkat edilirdi. Manisa, Trabzon, Amasya, Konya, Kütahya gibi yerler şehzade sancakları olarak kabul edilmiştir. Sancak çıkma usulü tam böyle kanun hale getirilmesi Fatih zamanında olmuştur. 1. Ahmet döneminde de kaldırılmıştır. 1. Ahmet döneminde getirilen ekbiriye sistemi aynı zamanda hanedan üyelerinin her birinin başa geçme hakkı tanıdığı için ve kardeş katli aslında dolaylı olarak yasaklandığı için şehzadenin gözün önünde tutulması gereği ortaya çıkmış. Bu da kafes sistemi dediğimiz bir sistemin uygulanmasına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Osmanlı Devleti'nde toplum yapısında şöyle bir gözden geçirecek olursak bir millet sistemi kavramını görüyoruz arkadaşlar. Nedir millet sistemi? Biraz onun üzerinde durmakta fayda var. Yani Fransız itilalinden sonra ortaya çıkan ırk kavramı gibi bir kavram mı? Hayır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde millet denildiği zaman yasal statüleri belirlenmiş. Yani devletin yasal olarak kabul ettiği, dini cemaatlere bağlı toplulukların her birine millet denilmiş. Yani mesela Araplar Müslüman olduğu için Müslüman milleti denilmiş. Türklerle beraber, Kürtlerle beraber, Lazlarla beraber, Çerkezlerle beraber. İşte Rumlar, Ermeniler arkadaşlar bir millet olarak kabul edilmiş. Ve bu şekilde devlet ne yapmıştır? Millet sistemine göre yönetilmiştir. İşte Yahudi milleti, Ortodoks milleti gibi. Millet sistemi toplumun ırk ve dinine göre değil bir kere daha söylüyoruz. Din ve mezhep aidiyeti esas alınarak da yapılmıştır. Örneğin Ermenilerin hepsi Ermeni millet olarak değil de Katolik, Protestan ve Gregorian olmak üzere 3 millet halinde teşkilatlanmıştır. Osmanlı Devleti idaresi altındaki gayrimüslimleri zorlu Müslümanlaştırmak gibi bir politika gütmemiştir. Bu yüzden de arkadaşlar huzur ve güvenliği sağlayabilmek için Osmanlı gayrimüslim olan insanlardan sadece erkeklerinden cizye adı verilen bir vergi almıştır. Buna karşılıklı onları askerlikten ne yapmıştır? muaf tutmuştur. Fetihler sonucunda Galib yaşadığı toplumda bir değişim olduğunu biraz bir onun üzerinde de durmamız lazım. Osmanlı Devleti gelişme siyasetini izlerken öncelikle Bizans ve Balkan devletleri, ardından da Avrupalılarla ne yaptı? Mücadele etti. Bizans topraklarında fetih hareketini başladığı sırada Bizans'ın Anadolu şehirlerinde tekfur verilen yöneticiler vardı. Bu tekfurlar halka da çok iyi davranmıyorlardı ve bu yüzden arkadaşlar halk üzerinde otorite de kuramıyorlardı. Bu durumdan rahatsız olan halk Osmanlı bir kurtarıcı olarak kabul etmiştir. E, Balkan devletleri iyi miydi? Hayır onlarda da sorunlar vardı. Mezhep kavgaları vardı, ekonomik sorunlar vardı, kendi aralarındaki mücadeleler. Yine halkın aynen Bizans halkında olduğu gibi devletten uzaklaşmasına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Osmanlı devleti Bizans ve Balkan topraklarında yaşayan gayrimüslimleri inat yönünden gruplara ayırmış ve her grubun kendi temsilcisini seçmesine izin vermiştir. Ve ele geçirdiği yerlerde de halkın yaşamına, hukuksal statüsüne dokunmamıştır. Ve böylece de arkadaşlar onların hem sevgisini hem de bağlılığını yapmıştır, kazanmıştır. Şimdi de gelelim anlattıklarımızı çıkmış olan bir soruyla pekiştirmeye. 2010 YGS sorusunu çözelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların din ya da mezhep esasına göre örgütlerin yönetilme biçimine millet sistemi denir. Millet sisteminin verilen durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir diye bir soru sorulmuş. Bakalım Birincisi toplumu oluşturan grupların benliklerini korumasına sebep oldu mu? Evet. İkincisi toplumda din ve mezhep değiştirmenin yasaklanması gibi bir durum var mı? Hayır. Bir kişi arkadaşlar dinini ve mezhebini değişmek istediği zaman çok rahat bir şekilde değiştirebilmiş. Üçüncüsü Osmanlı toplumunun kaynaşması gibi bir durum var mı? Direkt olarak bunu söyleyebileceğimiz bir durum yok. Yani bize verilen bilgiden çıkaramayız arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız bir yani A seçeneğidir. Şimdi gelelim Osmanlı şehirlerine. Osmanlı şehirleri nasıl yapıldı, nasıl teşekkül hale getirildi? Bunun üzerinde durmakta da fayda var. Arkadaşlar Osmanlı şehirleri cami etrafında inşa edilen medrese, han, hamam, tekke, zaviye, darüşşifa şifa gibi kültürel, sosyal ve dini yapılardan oluşurdu. Halk bu yapıların etrafında kurulmuş olan mahallelerde yaşarlardı. Müslüman ve gayrimüslim mahalleler farklı Yani birbirlerine karışık bir şekilde yaşamalarına ilk etapta izin verilmemiştir. Müslüman halk günlük yaşamına işte sabah namazıyla başlardı. Yas namazından sonra da herkes ne yapardı? Evine çekilirdi. Şehirler en canlı, en renkli yerleri nerelerdir diye sorsanız biz çarşı pazarlar deriz. Meslek sahipleri, dükkan ve tezgahların bulunduğu bedestenler ki çarşı genel olarak verdiğimiz yerlerdir. Halkın uğrak yeriydi. İmanethane halka, fakir halka ücretsiz olarak yemek dağıtılan yerdi. Aynı zamanda darüşşifalarda şifalarda hastalar tedavi edilirdi. Bütün bunlar vakıflar aracılığıyla yapılırdı arkadaşlar. Şehirlerdeki camiler sadece ibadet alanı değildi arkadaşlar. Aynı zamanda burada davalar da görülürdü. Kimler tarafından? Kadılar tarafından. Devletten alınan buyruklar da halka aktarılırdı. Osmanlı şehir kültüründe en önemli unsurlarından olan kıraathaneler, arkadaşlar bizim anladığımız gibi oyun oynanan vesaire gibi yerler değil, kültür alışverişinin olduğu, aynı zamanda çeşitli sohbetlerin yapıldığı yerlerdi. Bunun yanında bozahaneler de bulunurdu. Şehir halkı padişahların tahta çıkma şenliklerini, dini bayramları ve düğünleri ne yapardı arkadaşlar? Önemli bir fırsat olarak görürler. Bir araya gelir ve eğlenirlerdi. Tabi bu durumlar neyi sağlardı? Toplumsal dayanışmayı sağlardılardı. Aynı zamanda birlik ve beraberliği artırırlardı. Osmanlı toprak sistemine gelecek olursak Osmanlı'da 3 tür toprak göreceğiz arkadaşlar. Bir toprak ya devlete ait biz onu bir arazi diyeceğiz. Ya halkın kendisi ait biz buna mülk arazi diyeceğiz. Ya da arkadaşlar vakıflara aittir biz buna vakıf arazi diyeceğiz. Mülk araziler şahısının kendisine ait olan arazilerdir. Ekme, satma, kiraya verme, miras bırakma gibi diledikleri ne varsa yapma hakkına sahiplerdir. Mülk arazileri kayıtları mülk sahibinin dini inancına göre olmuş. Yani eğer bir Müslüman elindeyse biz buna öşrü arazi demişiz. Yok efendim elinde elindeyse biz buna haracı arazi ismini vermişiz. Bunların her biri de arkadaşlar devlete yine ne yaparlar? Alt elde ettikleri ürünün onda biri olaraktan ki haracılıkta da biraz daha fazla miktarda devlete vergi öderlerdi. İşte buna birini öşür diyen ise haraç vergisi ismi verilirdi. Vakıf arazi devlet adamlarının ve vatandaşların ihtiyaç sahiplerinin yararlanması için bıraktıkları topraklardır. Bu topraklardan elde edilen vergi geliriyle arkadaşlar fakirler, yetim ve öksüzler, hasta ve yolcuları ve şehit ailelere para harcandığı gibi pek çok bayındırlık hizmetleri de vakıflar aracıyla ne yapmıştır? Halledilmiştir. Mira arazi daha önce de anlattığımız gibi tamamen mülkiyeti tapusu devlete aittir. Günümüzdeki karşılığı hazine arazisidir arkadaşlar. En geniş topraklar mira arazi. Yani neredeyse devlet topraklarının %80'i mira araziden oluşmaktadır. Toprak alını ortaya çıkmaması için toprakların büyük bir kısmını bu şekilde Olmasa ne yapmışlardır? Dikkat edilmiştir. Bir arazi kendi arasında kısımlara ayrılmıştır. E, elde edilen vergi değerlendiriş biçimine göre mesela arkadaşlar elde edilen vergi geliri maaş karşı olarak memur ve sipahilere bırakılıyorsa ki bunlar kendi arasında has, ziyamet ve tımar olmak üzere üçe ayrılırdı. Biz buna delik arazi deriz. Yok efendim geliri kale muhafızlarına ve tersane yani gemi yapılması için harcanıyorsa ya da gemi giderleri için harcanıyorsa biz buna ocaklık diyoruz. Sınır boyunluğunu koruyan insanlara veriliyorsa vergi gelir biz buna yurtluk diyoruz. Arkadaşlar palça ve ailesiyle veriliyorsa biz buna paşmaklık diyoruz. Üstün hizmetlerinden dolayı ömür boyu bir devlet memuru ya da askere bırakılıyorsa biz buna malikane diyoruz. Ya da direkt olarak hiç kimseye vermiyorum ben bunu hazineye aktarıyorum diyorsak biz buna ne ad veriyoruz arkadaşlar mukata ismini veriyoruz. Daha önceden tımar sistemini anlatırken tımar ismi diğer ismi deliktir arkadaşlar. Faydalarını anlatmıştık. Bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Hazineden para çıkışı olmadan ordu yetiştirilmiştir. Üretimde süreklilik sağlanmıştır. Vergiler zamanda ve düzenli olarak burada toplanmıştır. Merkez otorite en uç noktalarda dahi sağlanmıştır. Devlet memuru ve askerlerin maaş meselesi daha tabanda ne olmuştur? Çözülmüştür. Osmanlı ekonomisine şöyle bir bakacak olursak genel olarak tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu görüyoruz. Müslümanların tarım ve hayvancılık uğraşırken Musevi, Ermi ve Rumlar gibi gayrimüslimlerin ticaretle geçimini sağladıklarını, konar göçerler dediğimiz yarı göçebelerle köylülerin işte hayvancılıkla uğraştığını ve devletleyen bu devletin de bunlardan anam denilen bir vergi aldığını göreceğiz. Osmanlı ekonomisinin diğer gelir kalemleri neydi diye bakacak olursak madenlerden alınan vergiler vardı. Ormandan, tuzladan, gümrükten alınan vergiler ve savaştan elde edilen ganimetler önemli bir gelir kaynağıydı ki özellikle savaş ganimetleri devletin en önemli gelir kaynağıydı. Lonca Teşkilatı denilen bir teşkilat bulunmaktaydı. Osmanlı'da esnaf ve zanaatkarlarının kurmuş olduğu meslek organizasyonudur aslında Lonca Teşkilatı. Abbasilerde bulunan Fütüvet Teşkilatı Selçuklardaki ailelik örgütlenmeleri zamanla değişikliğe uğramış ve daha sonra loncalık şekline dönüşmüştür. Kadıya bağlı muhtesipler tarafından lonca teşkilatı mensupları denetlenmişlerdir. Peki görevleri neydi bu teşkilatın? Bir kere haksız rekabeti engelleme düşüncesi vardı. Nasıl yaparlardı bunu? Mesela diyelim ki bir ilçede 20 tane ayakkabıcı yetiyorsa 21.'nin açılması izin verilmezdi arkadaşlar. Ve böylece haksız bir rekabetin oluşmasının önüne geçilirdi. Esnafla devlet arasındaki ilişkiyi düzenlerlerdi. Artık usta çırak ilişkisi şeklinde mesleki eğitim verirlerdi. Üyeleri arasında ekonomik ve sosyal dayanışmayı sağlarlar. Artı üretilen malların kalitesinin fiyatlarını ne yaparlardı? belirlerler. Nar sistemi denen bir sistem bulunmaktaydı Osmanlı Devleti'nde temel ihtiyaç maddelerine devlet tarafından konan azam ve askeri fiyata nar sistemi deniyor. Yani en fazla bu fiyat olabilir. En az bu fiyat olabilir diyerekten devlet ne yapıyordu arkadaşlar? Temel ihtiyaç maddelerinde bir şekilde fiyat düzenlemesi yapıyordu. Tabi bu durum malın kalitesiyle de alakalıydı. Ürünlerin fiyatı sabit olmazdı. Duruma göre ne yapabilirdi? Değişirdi. İhtisap kanunları denilen kanunlar üzerinde de durmak lazım. Osmanlı Devleti'nde üretilen malların fiyatları ve kaliteleri ürün ürün üretildiği ve satıldığı bölgenin özellikle ve tüketicileri gözünde bulundurularak tespit edilirdi. Bunlara İhtisap Kanunu adı altında açıklanırdı. Bu da çok önemliydi arkadaşlar. Osmanlı aynı zamanda ticaretle uğraşan da bir ülkeydi. Yani gelir kaynakları arasında ticari gelirler de vardı. Ve bu ticari gelirleri artırabilmek için Osmanlı Devleti bir kısım tedbirler almıştı ki bu tedbirler içerisinde en önemlilerinden biri de kervanların yolu üzerinde onların konaklaması için kervansaraylar yapmasıydı. İhtiyaçlar için bu vakıflar oluşturulmuştu bu kervansarayların ve arkadaşlar bunların güvenliğini sağlamak amacıyla aynı zamanda yolların güvenliği için de Derben Teşkilatı denilen bir teşkilat kurulmuştu. Buralarda bir kere daha söylüyoruz. Daha önceden de söylemiştik. Tüccarlar yani konaklayan insanlardan bir süre e, ücret alınmazdı. Onların ve hayvanların bakımı ücretsiz olarak sağlanırdı. Osmanlı Değitim, bedesten dediğimiz kapalı ticaret mekanları da bulunurdu ki genelde lüks tüketim malları satılırdı. Bunlar arasında kapalı çarşı özellikle söylemek gereken bedestenlerden bir tanesidir. Osmanlı Devleti'nde hamlara gelecek olursak tüccarların mallarını depoladığı yerlerdir. Buralarda mallar toptan satılırdı. da haller gibi düşünün arkadaşlar. Kapan denilen bir de arkadaşlar Anadolu'da üretilen malların şehre ilk getirildiği yerleri kapan denilirdi. Burada malların kontrolü yapılırdı. Artı fiyat belirlenirdi ve vergilendirilmesi yapılırdı. Bir ürün asla kapana gelmeden piyasaya sürlemezdi arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edilirdi. Çarşı dediğimiz bir sokağın iki taraf boyunca sıralanan dükkanların bulunduğu ticaret merkezleri de bulunmaktaydı. Şimdi de gelelim bütün bu anlattıklarımızı bir ÖSYM sorusu üzerinde incelemeye. 2017 YGS'de çıkmış olan bir sorumuz var arkadaşlar. Bakalım sorumuza ne sorulmuş? Osmanlı iktisadi anlayışın oluşmasında verilen unsurlardan hangilerin etkili olduğu savunulabilir diye sorulmuş. Bakalım birincisi öfler etkili miydi? Evet. İkincisi din etkili miydi? Evet arkadaşlar. Bakıyoruz mesela Müslümanlar daha ziyade tarım ve hayvancılıkla uğraşırken gayrimüslimlerin ticaretle uğraştığını gördük. Bulunan coğrafyada mı etkili? Evet. Mesela bakıyorsunuz yüksek yerlerde insanlar hayvancılıkla uğraşırken, daha alçak ve düzük olan yerlerde insanlar ne yapmışlar? Tarımla uğraşmışlar. İşte şehirlerde daha ziyade ticaretle uğraşmışlar. Ne olmuş arkadaşlar? Bulunan coğrafyada Osmanlı iktisadi hayatın oluşmasına ne yapmıştır? Etkili olmuştur. Öyleyse sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Yeni bir ÖSYM sorumuzda 2017 LGS'de çıkmış olan bir soru. Klasik dönem Osmanlı mahallelerinde Avariz Akdisi Vakfı adıyla bilinen kurum aslında mali sakinlerin ortaklaşa karşılaması gereken giderler için kurulmuş olan bir sandık niteliğindeyken zamanla ihtiyaç sahiplerine kredi sağlayan bir işlev kazanmıştır. Bu vakıfla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar ilk olarak avarız ne demek onun üzerinde biraz durmakta fayda var. Osmanlı Devleti'nde avarız olağanüstü durumlarda alınan bir vergidir. Bakın bu vergiyi Halk kendi içerisinde de uygulamış. Hani olası bir durum olur. Mesela birisi iflas eder. Birisi işte zor duruma düşer. Biz böyle ihtiyaç akçesi oluşturalım. Ve bu akçeden ihtiyacı olanlar gelsin alsın ve kullansın anlayışıyla oluşturulmuşken daha sonra da arkadaşlar kredi sağlayan bir işlem haline gelmiş. Bakalım buna göre ne söyleyemeyeceğiz. A şıkkında mescit çeşme gibi yapıların masrafları karşılanmaktadır diyebilir miyiz? Evet. B şıkkında sosyal yardımlaşma amacına hizmet etmiş mi? Bakın ne olmuş? Zor durumda olan insanların yardım amacı taşımış. C şıkkında zamanla farklı bir fonksiyonuna e, üstlenmiş mi? Üstlenmiş. Çünkü ne olmuş? Normalde e, mahalle sakinleri ortaklaşa karşılaması gereken giderler için kurulmuşken daha sonra ne oluyor? Kredi veren bir fona dönüşüyor. D şıkkında bir çeşit para vakfı mı? Evet. E şıkkında devletin talep ettiği tarımsal vergileri karşıladığı fon mu? Hayır arkadaşlar klasik Osmanlı mahallelerinde yapılan bir düzenlemedir. Tarımla alakalı bir fon değildir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Şimdi de gelelim test sorularımızın çözümüne. İlk sorumuz şu şekilde. Şenliklerde esnaf loncaları araba üstünde ya da sırtta taşınan vitrinler hazırlayarak ürettikleri ürünlerini hem halka hem de yabancı tüccarlara sergileme şansı bulmuştur. Buna göre Osmanlı devleti şenlikler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bir soru sorulmuş. Sadece bu bilgilere bakarak bakalım ne söyleyebileceğiz. A şıkkında bayramlarda yapılması gelene kaynını mi almış? Arkadaşlar şenliklerin niçin yapıldığını biz bilmiyoruz. Hani bir cülus töreni mi var veya çok önemli bir günü kutlanıyor veya burada şıkta olduğu gibi bir bayram mı? Bunu bilemiyoruz. O yüzden A şıkkını söyleyemeyiz. B şıkkında Müslüman halkın yararı mı gözetilmiş? Şimdi loncaların kimlerden oluştuğunu bize verilen bilgiden çıkartamıyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar B şıkkında söylemeyiz. C şıkkında bir tür fuar alanı görevi üstlenmiş Evet. Bakın ne olmuş? Bir çeşit vitrin hazırlamış esnaflar ve ürettikleri ürünleri bir şekilde sergilemişler. Fuarların işlevi bu değil midir zaten? İnsanlar ne yaparlar arkadaşlar? Ürettikleri ürünleri insanlara tanıtırlar. E, dolayısıyla bunu söyleyebilir miyiz? Evet. D şıkkında şahsa ait arazilerde mi yapılmış? Bunu arkadaşlar verilen bilgiden çıkartamıyoruz. E şıkkında devletin gücünü gösteren törenler mi? Yine arkadaşlar bize verilen bilgiyle alakalı bir şık değil. Öyleyse sorumuzun cevabı C seçeneğidir. İkinci soru Osmanlı Devleti'nde ekonomik hayatta fiyatları denetim altına alabilmek için verilen uygulamalardan hangileri benimsenmiştir? diye bir soru sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Birincisi istimalet denilmiş. İstimalet arkadaşlar hoşgörü politikasıdır. Osmanlı fiyat politikası ile alakalı bir kavram değildir. İkincisi narh kesme. Evet arkadaşlar. Özellikle devletin temel tüketim e, araçlarına bir çeşit fiyat sabitlemesi gibi olmasa bile askeri ve azami fiyatları belirlediği sistemdir. Üçüncüsü tahrir. Tahrir özellikle yeni fethedilen e, toprakların işte nasıl olduğunu belirlemek amacıyla oluşturulan arkadaşlar eee düzenlemedir. Bunların yapıldığı düzenlemeleri ya da kaydedildikleri defterler ise tahrir defterleri denir. Yani vergi defterleridir. Dolayısıyla bize sorulan soruyla da alakalı bir kavram değildir. Öylesi sorumuzun cevabı yalnız iki yani B seçeneğidir. Üçüncü soru Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletine yer alan ticaret mekanlarından biri değildir? diye sorulmuş. Arastanlar arkadaşlar Osmanlı devletine olan ticaret mekanlarından bir tanesidir. Tek tip e, ürünün satıldığı kapalı arkadaşlar mekanlardır. Kapalı çarşı lüks tüketim malları satıldığı yerlerdir. Kervansaraylar tüccarların ve ticaret kervanlarının konakladığı yapılardır. Kapanlar ise arkadaşlar bir malın ilk olarak geldiği, şehirde geldiği yerdir. Kapana gelmeden bir mal şehre dağıtılamazdı. Agoralar ise ilk çağ medeniyetlerinde arkadaşlar geniş meydanlara verilen isimdir. Yani Osmanlı devletinde yer alan ticaret mekanlarından biri değildi. Öyleyse sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Dördüncü soru, aşağıdakilerden hangisi miri arazinin bölümlerinden biri değildir diye bir soru sorulmuş. İlk olarak mira arazi ne demek? Onun üzerinde duralım arkadaşlar. Mira arazi çıplak mülkiyet yani tapusu devlete ait olan arazidir. Devlete kullanım hakkında bunu köylüye bırakmıştır. Köylüden aldığı vergi değerlendirme şekline de e, göre de bu arazilerini ne yapmıştır? İsimlendirmiştir. Mesela arkadaşlar eğer gelirini direkt olarak kazini alacaksa biz buna mukata demişiz. Padişah ailesine ayrılmışsa biz buna paşmaklık demişiz. Sınır boyununu koruyan Akıncı gibi insanları bırakılmışsa biz bunu yurtluk demişiz. Kale komutanları ve tersanelerin giderleri için ayrılmışsa biz bunu ocaklık demişiz. Büyük topraklar ise şahısının kendine ait olan topraklarıdır. Dolayısıyla Mira arazi içerisindeki bölümlerden biri değildir. Öyleyse sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Beşinci soru. Lonca teşkilatının yukarıda verilen görevlerinden hangileri tüketiciyi korumaya yöneliktir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Birincisi haksız rekabeti önlemek bu tüketici değildir arkadaşlar. Esnafı korumak için yapılan bir faaliyettir. İkincisi mesleki eğitim vermek yine esnafın kendi içerisindeki olan bir durumdur. Üçüncüsü üretilen malların kalitesini ve fiyatlarını belirlemek evet bu tüketici korumak için yapmış olduğu faaliyetlerdendir. Öyleyse sorumuzun cevabı yalnız üç yani C seçeneğidir. Altıncı soru Osmanlı devleti divana yansıyan davalara bakan Müderris ve kadıları atama, tayin ve görevden alınmalarından sorumlu divan üyesi hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakalım sadrazam e, padişahtan sonra gelen en yetkili kişidir. E, bir anlamda normal bir insan ulaşabileceği en yüksek makamdır arkadaşlar. Ama bu şekilde davalara bakmak gibi bir görevi yoktur. Nişancı divandaki yazışmaları kaleme alan kişidir. Aynı zamanda padişahın işte mührünü çeken kişidir, tuğrasını çeken kişidir. Bir de arkadaşlar. Kanunları çok iyi bilen bir insan olduğu için divanda takıldıkları yerlerde sorulan kişidir. Ama yine müderris veya kadınların atamasıyla alakalı bir durumu değil yoktur. Defterden, maliyeden sorumludur. Ve sürkütten ise dış işlerinden sorumlu olan kişidir. Ama kazasken ilmiye mensubudur. Ve burada bilgide sorulduğu gibi müderrisleri ve kadınları atayan, tayin eden ve görevden alan kişidir. Aynı zamanda en yüksek yargıçta. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Yedinci soru 15. Ve 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne sınırların genişlemesiyle beraber Resul Kütlap, Kaptan-ı Derya, Yeniçeri Ağası makamlarından hangileri Divan-ı Hümayun üyeleri haline gelmiştir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar Resul Kütlap başlangıçta nişancının yardımcısıydı. Ama sınırların genişleyip de dış işlerin önem kazanması ile beraber arkadaşlar ne olacak? Dış işlerinden sorumlu devlet bakanı olacak. Dolayısıyla bu makamın divan üyesi arasında gelmesinde bu durum etkili mi? Evet. İkincisi kaptan da Derya yine sınırların gelişmesiyle denizlerin önem kazanmasıyla 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı divanın üyesi olmuştur. İstanbul'da bulunduğu zamanlarda divan toplantılarına katılırdı. Yeniçeri ağası ise bir zaman divan üyesi olmamıştır. Dolayısıyla bize sorulan makamlar arasında yoktur. Öyleyse sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani D seçeneğidir.